şart ettik. Ve Davud, ondan sonra Davud Aleyhisselam. Davud Aleyhisselam'ın kıssasını gözüküldü halimizin. Davud Aleyhisselam'ın kıssası zaten muhtelif geçiyor ya, parça parça bu ufak bir şey geçiyor. Ve Süleyman, Davud Süleyman'ı. Ez yahkumâni fil harfi. Bir meseleden dolayı buraya beyan ediyor. Yoksa onların tefsilatı geçti ve gelecektir. Süreyi sattın geliyor. Onların hükümleri fil harfi ekinde, ekinde hükümleri vardı. Tevla'yı ekmiş miydi? Efendim, adamın birisi bir tevla açmış. Tevla yeşillemiş güzel. Bir adamın da kulunları varmış da, kulunları oturmuş. Ya vaslet etmiş, ya hatta mahsus yapmış, o kulunları, o tellağın içine koymuş. Sabaha kadar tellağdan hiçbir fayda kalmamış, hepsini mahvetmiştir. Tellağ sahibi ertesi gün, Davud Aleyhisselam'ın huzuruna gidiyor, şikayet edilir. Benim melâr-ı maişetim bu tellağı diye etmiştim, bu adam kulunları içine koydu, tellağını mahvetti. Davud Aleyhisselam zaten nuhaya budur, iştihatte hata olabilir. Fakat müştehit hata değilse sevaba sahattir. Lakin Peygamberan-ı Azam hatada sabit olmazlar, der hatası olur. İştihat için hüküm etti dedi, madem ki tellanı kral etti, onun kuyundu senin olur. Böyle mi? Süleyman Aleyhisselam 12 yaşındaydı dışarıda. Çektiği zaman Tevlas ve Hadidini nasıl hakmetti? Bir zaman böyle hakmetti. Tevla kuyum benimdir. Kuyumları ben sahibi olacağım. Büyük rüzgarın ziyade adaletinin icabatı o değildir. Şimdi kuyumlar sende emanet olur. Kuyumlar sende emanet olur. Sen onun kuyunun sütünden senden hastasından istifade edersin. O dediğinde senin tellanı eker. Tella eski hale gelinceye kadar, eski hale geldikten sonra tellanı sana verir, sen de onu koyun diyoruz. Davud Aleyhisselam'a söyleyince, evet dedi. Ben hatalıyım, onun veyi sıvabı diyor. O böyle hakkını ettiler. Yeni bu. İkincisi de, iki hanımın İki tane oğulları vardı, İshak. Bir ay üstünde konuşmaz bir halde. Onlar bir yerde bulunuyorlar. Geceliğin koz gelirdi ki senin çocuğunu götürdü. Bir çocuk arıyor iki hanıma. Belli değildi. O diyor benim dedi, o diyor benim. Çocuk konuşma. İshak. Davud Aleyhisselam'a gidiyorlar. Davud Aleyhisselam büyüğüne düşünüyor. Yine Süleyman Aleyhisselam geliyor, hanımlara, hanımlara diyor ki size babam hangisini verdi, yüzüne düştü. Yok dedi, delil, bu bir delil işte. Bak bunu şey yapalım, ikisi de bilirler yani. İkisi de bilirler. Onları muhakkak tanır tabii. Tanır, tanır. O bir ikisi de olmadı benim gibi. Yani şunun çaresi o değil. Bıçağını getirin, ben keseyim, yarısı sana vereyim, yarısını yola vereyim. Bunu de demez, küçüğü diyor efendim, ben istemem de onun olsun. Evet. Ben istemem dedikten sonra, işte hanım, bak acıyor, bırakmıyor bir kez. Bunu da Davud Aleyhisselam kabul ediyor. Allah'ım, işte buna işaret ediyor. Ve Davud ve Süleyman'a, اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْفِ اَكِنْدَ زِرَعَدَ حُسْمِتْتِلَرْ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ Kavmin zanimi, kuyunları o telanın içine girmişti. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ Biz azimüşşan onların hükmünü için müşahede ediyorduk, geliyorduk. فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ Biz azimüşşan Süleyman'a isham ettik sevabi. Sevabi Süleyman'a bildirdik. 12 yaşında.
وَاَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا Hepsine hüküm, nübüvvet ve ilim verdi. Şimdi efendim, iştihad bu bugün bizdir. Müştehidler var, 4 tane müştehid var. Fakat 4 tane değil, hatta 12 tane müştehid. Fakat kitapları kalmış. Yani bak mesela Gezi'de bugün İmam-ı Azam'ın iştihadi tamam ediyor her tarafta. İkinci derecede İmam-ı Şafii'nin de. Sonra Malik Nafa daha Hanbeli daha az. Evvelkiler daha az çünkü hükümetler hangi mezhebe ehliyet verirse kalıyor o kitapları okunur, o talim edilir, o genişlenir. Hükümetler devamlı İmam-ı Azam'ın mezhebini tercih etmişler. O kitaplar tabi edilmiş, mezheplerde o okunmuş, halkın mezhebi olmuştur. Hatta mescidler harice tayin ederken İmam-ı Azam'ın mezhebi üzerine fetva verin diye mahsus emir verirlerdi. Benimkiler de sağlam fakat böyledir. Onun için o birilerin kitapları tabi edilmedi, kimse okunmadı, tabi azaldı. O halidir. Hatta Şah-ı Kavali Geylani Kaddesallahu Sebehullah izin zamanında Hanbeli mezhebi o kadar azalmış ki bitmek üzerinde. Kendisi de müşehit derecesinde ayrılıyor. Hanbeli mezhebinin intikap ettiği yetiştir. Niçin ki münkarız olmasın? Öyledir o. Fersi yok. İşte bu iştihar müştehid eğer isabet ederse iki sevabı alır. Hem iştihaz, hem sevap ihtimali, hem de iştihaz sevabı iştihali. Eğer isabet etmezse yine bir sevap vardır. Bunun misalini böyle gösteriyor. Mesela bir caminin birçok direkleri var. Geceleri. Bir direği altındır. O bile demek. Karanlıktır. Birisi diyorsanız arayınız, hepiniz de arayınız. Kim altını bulursa 100 lira verirse. Bulmayanı da yine memnun edilir. Arıyorlar hepimiz, herkes bir direğin eline izini koyuyor, bulur diyor. Güneş olduğu zaman yahut elektrik olduğu zaman birisi isabet etmiş. O bile isabet etmişler. İsabet edene 100 verir, o bile de 50 verir. Çünkü aramış diye bakmıştır, emek verdiğidir. Sonra o emek verdi de bal hava değildir. Yine Kur'an'ı, hadise, senar ederek yapmıştır. Onun için bak bu Yusuf, Davud Aleyhisselam'a karşı oğludur Süleyman Aleyhisselam, küçüktür, iştihar etmiş, Davud Aleyhisselam darılmamıştır benim oğlum. Sen ne olursun bana karşı iştihar ediyorsun dememiştir. İştihadını kabul etmiş ve isabet etmiştir. Bize de iştihad budur. İsabeti arayınız, hakikati arayınız, kimden olursa olsun. وَسَخَّرْنَا مَا دَعُودَ الْجِبَالَ Davud Aleyhisselam'ın mucizesi sadasındaydı. En ziyade. Var başlama gelirdi ya, fakat en ziyade. Cibali müsefer etti onunla beraber. Yüsebbihne tesbih ederdi. Cibal müsefer olurdu, ne yapardı? O tesbihle meşhur olduğu zaman dağlar da saraya gelirdi. Hatta zebur ekser bittir ve tesbihat-ı ilahiyedir. Ve attayla kuşlardır. وَكُنَّا فَاِلِينَ Bu teshiri biz yaptık. Davud Aleyhisselam evvela şehirde başladı söylemeye. Halk topladı, tahammül etmediler, çok ölenler oldu. Onun için mecbur oldu dışarıya çıkmaya. Dağlara giderdi, başlardı. Başladığı zaman kuşlar havadan dururdu. Dağlar sadaya gelirdi. Orada bulurdu. وَعَلَّمْنَاهُ İkinci mucize. Biz ona talim ettik. صَنَعَةَ لَبُوسَ Lebis sanati. Lebis, giyim sanati. لِتُحْصِنَكُمْ لِتُحْفَزَكُمْ Sizi muhafı etsin diye
menbe'e sıkım harflerinden zürü, demir, demirin yumuşaması, demir mum gibiydi elinde. Onun zamanına kadar demir mum olmazdı hiç bir türlü. O bir nimettir, oradan kalmış. وَاَلَمْ يَلَهَا الْحَدِيدَةَ مَمْشَةً orada. Şimdi demir öyle bir nimettir ki, kıyamete kadar insanlara lazım olanlar. Her silahlarında, başka silahlarında, başka işlerde, ziraatte, her yerde demir lazım. Ve bu demirin bu şekilde erinmesi, olması, şey olması Davud Aleyhisselam'ın mucizesinden başlamıştır. Diyor ki biz evvel o zürh yapıldı ki askeri şeyinde görmüşsünüz tabii. İlk evvel orada tecrübe etmiş.